Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere yine yeni bir model daha göstermek istedim. Bu güzel modelimin yapımını göstermeye çalışacağım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Yeşil ipimi taktım iğnemi arkadaşlar. Bu modelde bir sıra mutlaka zürafa yapmamız gerekiyor altına. Zürafasını bir sıra hazırladım ben. Şimdi model aralarıma ben 10 tane boş zürafa bırakacağım arkadaşlar. Siz dilediğiniz kadar boş zürafa bırakabilirsiniz. Mesafesini siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben 10 tane bıraktım. 11. zürafama bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Şimdi bir tane zürafa boş bırakıp ikinci zürafama batarak bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle. Yuvamın içerisine batarak bir düğüm atıyorum ve düğümümü sol tarafta sıkıyorum. Şimdi bu yuvamın içerisine arkadaşlar 7 tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu boylarda 7 tane pırpır yapıyorum. Arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız benim yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bana destek olmak için de lütfen videolarımı beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Ki ben de videolarımın devamını getirebileyim. Desteklerinizi bekliyorum. İş oldu. İki tane daha pırpır yapıyorum. Yedinci pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk baştaki pırpırıma ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. Şöyle ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. Düğümümü sıktım arkadaşlar. Yine baştaki pırpırımın içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Elimle boyunu ayarlayıp pırpırımın daha sonra düğümümü sıktım. Şimdi arkadaşlar alttaki pırpırlarımın içerisine teker teker batarak zürafa oluşturarak sıramı tamamlıyorum. Şöyle pırpırlarıma batıyorum. Zürafa yapıyorum. Pırpırıma batıp zürafa yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar zürafa yaparak ilerliyorum. Sonuncu zürafamı da yaptım. Sıramın sonuna gelince arkadaşlar yine aynı şekilde baştaki zürafama ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. İpimi ayarladım ve düğümümü sıktım. Tekrar ilk baştaki zürafama batarak yine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı da yaptım. Yine zürafalarıma batarak zürafa oluşturarak ilerliyorum. Alttaki zürafalarıma tek tek batıyorum. Ve zürafa oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyorum arkadaşlar. Sonuncu zürafamı da yaptım. Bu şekilde arkadaşlar
sıra sonuna geldikten sonra tekrar aynı şekilde baştaki zürafama ipimi uzatıyorum, düğümümü atıyorum ve baştaki zürafamın içine batarak yine pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde zürafa sayım 1 olana kadar aynı işlemi yapıyorum. Arkadaşlar, ben son zürafama kadar aynı işlemi yaptım ve son zürafamın içine de yine küçük bir pırpır yapıp yaprağımı tamamlamış oldum. İpimi kestim ve şimdi beyaz ipimi alıyorum. Arkadaşlar, şöyle yapmış olduğumuz pırpırımızın hemen üzerindeki zürafama bir düğüm atarak beyaz ipimi bağlıyorum. Şöyle beyaz ipimi ekledim. Hemen alttaki pırpırımız var zaten. Pırpırımızın içerisine bir düğüm atarak küçük bir yuva oluşturuyorum. Şöyle. Yuvamı da oluşturdum. Yuvamın içerisine batarak bir düğüm atıyorum. Ve şimdi buraya arkadaşlar, bu yuvamın içerisine 6 tane pırpır yapıyorum. Şöyle boyunu ayarlayayım elimle. Şu boylarda 6 tane pırpır yapıyorum. Altıncı pırpırımı da yapıyorum. Altıncı pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi fazla ipimi kesiyorum. Kısa kesip ben uçlarını yakıyorum arkadaşlar, kestiğim iplerin. Şimdi arkadaşlar, modelimizin üst kısmını arkadaşlar şöyle ip uzatarak devam edeceğiz. Altından şöyle iki kat bir ip geçireceğiz arkadaşlar. Çiçeğimizi hangi renk oluşturuyorsak aynı renk ipimizle şöyle küçük bir iki kat ip ayarladım. Ucunu da şöyle düğümledim. Yapmış olduğum bu beyaz pırpırların ilk baştakinin üzerine koyuyorum. Ve yine pembe renk ipimi iğneme taktım. İğneme takılı olan İpimi de parmağımın dibine koydum ve ilk pırpırıma batarak bir düğüm atıyorum. Şu ipi şöyle arkadaşlar altından geçireceğiz. Sürekli bu buradan ilerleyecek. Şimdi tohumlarımızı yapacağız. Aynı pırpırımın içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Buraya arkadaşlar 4 tane pırpır yapıyorum. İpimiz burada. Aynı pırpırımın içerisine 4 tane küçük pırpır yapıyorum. Dördüncü pırpırımı da yapıyorum. Evet, 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi iğnemi hepsinin içerisinden geçiriyorum. Şöyle. Tekli ipimi iğnemin üzerine atıp çift olan ipimi ise iğneme iki kez dolayıp bir düğüm atıyorum. Tohumumuz kendiliğinden oluşuyor zaten arkadaşlar. Şöyle. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün pırpırlarıma böyle tohumlar yapacağım. Yine ipimi uzatıyorum.
ve bir düğüm atarak, bakın ipimi ekliyorum, ikinci pırpırıma geçtim. Düğüm attım ve ikinci pırpırımdayım. Aynı şekilde buraya da 4 tane pırpır yapıyorum. Biraz büyük kullanmışım sanırım. Şöyle boyunu ayarlayayım. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü yaptım. Ve şimdi son pırpırımı da yapıyorum. Dördüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Yine aynı şekilde pırpırlarımın içerisinden iğnemi geçiyorum. Tek olan ipimi iğnemin üzerinden, çift olan ipimi ise iki kez dolayıp düğümümü sıkıyorum. Bu şekilde. İpimi biraz dipten kesmiyorum. Şöyle biraz mesafe bırakıp da kesiyorum arkadaşlar ki sonra ucunu yakmayacağım. Böyle kullanacağım. Bakın tekrar aynı şekilde ipimi uzatarak alttan diğer pırpırlarımın içine de aynı işlemi yapıp çiçeğimi tamamlıyorum. Ben arkadaşlar bütün pırpırlarımın içine aynı işlemi yapıp tamamladım. Şimdi bu alttan uzattığım ipimi kesiyorum. Kısa kestim ve arkadaşlar ucunu da sökülmesin diye yakıyorum. Şimdi arkadaşlar çiçeğimizi ekleyeceğiz alttaki zürafamıza. Şöyle tutunca benimki 3. zürafama denk geliyor. 3. zürafamın içine bir düğüm atarak şöyle çiçeğimi eklemiş oluyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi kesiyorum tekrar. Yine kısa kesip bıraktım. Şimdi fiyongumu hazırlayacağım. Fiyongum için iğneme pembe ipimi taktım arkadaşlar. Ve ben şöyle bir çengelli iğne kullanıyorum fiyong kapımında. İpimin ucunu şöyle önce tek sarıyorum bir tane. Ve daha sonra çengelli iğneme ipimi 11 defa doluyorum arkadaşlar. Doladım. Şimdi iplerimin tamamının altından iğnemi geçirip tam ortasından bir düğüm atıyorum. Düğümümü sadece sıktım. Fazla ipimi kesiyorum şimdi. Ve oyamızdaki bu beyaz kısmın hemen altındaki şurada arkadaşlar şuradaki zürafamı ekleyeceğim. Beyaz kısmının üzerine koyuyorum fiyongumu ve altındaki zürafamdan iğnemi geçip düğüm atıyorum. Düğümümü güzelce sıktım. Aynı yerden tekrar bir düğüm daha atacağım arkadaşlar ki daha sağlam olsun diye. Yine aynı alttaki zürafamdan geçirerek şöyle bir tane daha düğüm atıyorum. Şimdi ipimi kesip çengelli iğnemi çıkaracağım.
fiyonkunun üzerine bastırıyorum. Ve fiyonkum da hazır. Evet arkadaşlar, yapımını göstermeye çalıştığım oya bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.